dışarıda yemek yiyor musunuz? Hayır, yiyemiyoruz. İmkansızlıktan yiyemiyoruz yani. Siz yiyor musunuz? Evet, hayır, yiyemiyoruz. Çok. Biz de şunu soracaktık. Dışarıda Adana kebap mı, Urfa kebap mı çok yiyorsunuz? Hiçbir kebap. Neden efendim? Durumlar çünkü nasıl? Çünkü pahalı her şey, o yüzden. Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz. Çocuk çoluk var mı? Var. Nasıl çocukların durumu? Yani çocukların durumu da kötü. Kiradayız, yetmiyor. Sıkıntılar. Boşandım eşimden ayrıyetten. Bu maddi sıkıntılardan dolayı. Hemen soralım. Maddi sıkıntılardan kaynaklı ev huzursuzluğu çok oluyor mu? Çok oluyor. Fazlasıyla oldu. Siz kadınlar birbirinizin sırdaşısınız aynı zamanda. Çok kadında bu durum var mı? Var. Mesela ne? Var. Yani evlerine ekmek getiremiyor erkekler ya da kadınların istediklerini yapamadıkları için sorun yaşanıyor. Bu gahir çekilmez. Evet, çekilmez, yeter artık sen yapamam deyip bitiyor yani evlilikler. Sonuç daha mı güzel oluyor? Kötü oluyor, daha kötüye gidiyor aslında. Evet. Çünkü bir yuva yıkılıyor, kolay evet. Değil. Yuvalar yıkılıyor mu yokluktan? Yıkılıyor. Çocukların geleceği, kaç çocuk var? 3. Çocukların geleceğiyle ilgili bir sorun, bir kaygın var mı? Tabii ki var. Yani çocuklar okuyamıyor, istediklerini alamıyoruz, bilgisayar yok, internet yok, sıkıntılar çok. Yani hangisini anlatalım? Bir sürü sıkıntı. Ne yapıyorsunuz mesela eskiden çocuklara? Artık çocuklara bu yemeği yapamıyorum dediğiniz bir şey var mı? Var. Tavuk bile alamıyorum, öyle diyeyim. Ne? Tavuk bile alamıyoruz. Tavuk bile alamıyoruz. Evet. Hemen soralım, kızmayın bize çünkü takipçilerimiz diyor ki, oyu kime verdin? Yani bu sefer CHP'ye verdik. CHP'ye verdim. Değişim istedim. Olmadı. Olmadı. Evet. Hanımefendi siz? CHP'ye verdim. Ben AK Parti'ye verdim. Verdiniz. Evet. Pişman mısınız? Yok, hiç de pişman değilim. Şaka mı? Yok. Ama ekonomik durumdan şikayet... Ya ekonomik durum şöyle bir şey var. Bütün ülkelerde var. Sadece bizde değil ki. Bir de serbest piyasa olduğu için tutturduğunu veriyor herkes. Anladım. İngiltere'de, Norveç'te, Fransa'da, İtalya'da da serbest piyasa var. Ama orada hiçbir insan çocuğuna okul çantası alamıyorum diye intihar etmiyor. Şöyle bir şey var ama bizim insanlarımız elini vicdanına koymuyor. Mesela kira şeyinden ben bahsedeyim. Ben mesela 6 ay önce zamımı yaptım. 12. ayda, 1. ayda bir daha zam istiyor benden. 1,5 lira daha yapacaksın diyor. Bizim insanlarımız kötü kalpli. Ya öyle demeyeyim de ellerini bir yok. Ellerini vicdanlarına koysunlar, ona göre davransınlar. Mesela 2004'te, 5'te, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'da insanlarımız elini vicdanına koyuyordu da ne oldu da bu son 2 yılda, 3 yılda değişti? Acaba ekonomik gidişatın kötülüğü mü yoksa insanlarımız son 3 yıla kötüleşti? Şöyle bir şey, ben tahminimce koronadan sonra bu insanlar bir tuhaflaştı yani, değiştiler. Korona. Evet, değiştiler. Allah'tan gelen bir hastalık yani, bu kimse yetinmedi ki bu hastalığı. Korona sebebiyle ekonomi kötü oldu. Bence de ekonomi de kötü oldu, insanlarda da bizden kalmadı yani. Bizden kalmadı. Evet, benim tahminim o yani. Erdoğan'ın ekonomi yönetiminden memnunsun. Ya şimdi memnunum demiyorum da yani, ama şimdi kötünün iyisi diyeyim ben. Kötünün iyisi. Hemen soralım. Ekmek şu anda 10 liraya geldi kimi yerlerde. 3 ay sonra 40 lira olursa yine de pişman olmaz mısın? Ya şimdi 7,5 lira burada mesela ekmek. Evet. Tamam, 3 ay sonra 27,5. Ben de şöyle bir şey diyorum bak. Mesela ben şurada 7,5'a alıyorsam 2 adım sonra 10 lira alıyorum. 10 liraya alıyorum. Yani bir fiyat. Her yerde bir fiyat olması lazım. Tamam, diyelim ki her yerde bir fiyat var. Her yerde 7,5 lira. 3 ay sonra her yerde 10,5 lira. Ya yani o zaman herhalde biz de isyan ederiz yani. Pişman olursun. Ya pişman olurum demiyorum da isyan ederiz yani. İsyan ederiz. Pişmansız isyan. Öyle bir şey. Teşekkür ederim. Hadi konuşurum ben ya. Konuşmak istemiyorum. Durum nasıl ekonomik? Ya benim kendi ekonomim iyi. Hı hı. Ama ben vatandaş için üzülüyorum. Yani nasıl söyleyeyim, asgari ücreti? Bir dakika. Peki böyle bir şey. Bir dakika, ben kapalıyım diye. Ben kapalıyım diye. Hayır, ben kapalıyım diye. İyi de kadın zaten onu söylüyor yani. Ben kapalıyım. Bu da yandaş da. Hayır, ben kapalıyım diye AK Partili miyim? Ama işte sizin zihniyetiniz yanlış. Ne yapayım, bunu mu çıkartayım? Sen diyorsun kadın zaten ya, onu diyordu. Yani bıraksan konuşturur. Benim durumum iyidir. Mesela ben olsam, benim durumum iyi olsa zaten bile. Onu ben zaten dedim ki benim ekonomim yerinde. Burası ama ben vatandaş için üzülüyorum. Vatandaşın durumu nasıl? Asgari yani? Ücretle geçinenler için üzülüyorum. Asgari ücretliler sizin kadar üzülmüyor durumuna. O zaman devam etsinler, ne diyeyim? Ediyorlar. Yani etsinler, o zaman ne söyleyebilirim? Bir şey söyleyemem. Çok yakın geleceği nasıl görüyorsunuz? Görmüyorum. Kaç ayımızı görüyorsunuz? Hiç göremiyorum. Yani bakın, her gün her şeyi artık hani açıkçası ben
şeye şaşırmıyorum artık. Hani zama şaşırmıyorum. Alıştık. Alıştırdılar bizi. Evet. Öyle bir kötü yanı var. Mesela bugün okudum. 24'te dolar 36 olacakmış galiba. 36 olursa iyi. Olsun, benim için sıkıntı yok. Benim kenarda dolarım var. Olsun, bozdurmam, kalsın. Aynen öyle. Benim için iyi, güzel yani. Hani vatandaş için ben üzülmüyorum açıkçası, devam etsinler. Artık üzülmüyor musun? Hayır, üzülmüyorum. Ben çok üzülüyordum. Örnek vereyim, annemle markete gidiyoruz ya da pazara gidiyoruz ya da alışverişe gidiyoruz. İki kişiyiz. Özür dilerim, çantamı koyayım, telefonumu. Gösteriş gibi olmasın. İki kişiyiz mesela, gidiyoruz. Anneme diyorum ki ya annen, hani bu insanlar nasıl geçiniyor ya? Hani biz iki kişiyiz, alabiliyoruz. Üç tane, dört tane çocuğu olanlar hani şeftali alacak, atıyorum bir meyve alacak, bir şey alacak. Ha, bunu nasıl alabiliyorlar? Gerçekten hani atıyorum 25 kilo, işte 25 TL domatesin kilosu, örnek veriyorum. Hani biberin, soğan en basit ya. Soğan hani eksen, yağmurla büyüyecek bir şey. Soğan ekmek yeriz. Vallahi bilmiyorum. Yes, onu da yiyemeyecek. Ama bir şey söyleyeyim mi? Onu da yiyemeyecekler. Şu anda evet. Hani fakirin bir soğanı patatesi vardı, o da yok. Bugün markette gördüm 19.90, yani 20 TL. Yani patates ya, patates yani, Rabbimin patatesi yani, ek unut onu, Allah'ın yağmur suyuyla büyür gider yani, bu kadar. Köpekler de açlıktan bağırıyor. Yok canım, onlar mutlu, herkes mutlu. Herkes mutlu. Bir sorun var. Bizim yani bizim yaşlılarımız köye gidemiyorlar daha. Nereye gideceğiz yani? Bir hacca gidiyorlar. Hangi Türk milletinde, hangi yaşlımız, işte nenemiz, dedemiz hangi bir ülkeye gitmiş, gezmiş, görmüşler? Hiçbir yere gidememişler ki. Nereye? Köylerine zor gidiyorlar ya. İnsanlar köylerine gidiyorlar. Evet. Kışlıklarını hazırlıyorlar. Geri geliyorlar. Hani o bile çok zor artık. Otobüs biletleri biliyorsunuz. 1000 lira bugün. Yani Orta Anadolu'da bir kente gitmek 1000 lira. Ya zaten günlük sokağa çıktığımız zaman zaten biz o parayı harcıyoruz ya. Şaka gibi. Durumum iyi dediniz. Benim iyi elhamdülillah. Durumunuz iyi olmasına rağmen kıstığınız şeyler ne mesela? Ya bir kere ben sosyalleşmiyorum. Evet. Bu parasal anlamda değil, yani param gidecek anlamında değil. İstemiyorum, sosyalleşmiyorum. Yani dışarıda gidip de bir kahveye 60-70 lira vermek istemiyorum. Ben de saçma buluyorum. Evet. Çok yani iki yudum da içeceğim bir şeye, yani niye sırf bir oturayım ortamda iki insan göreceğim ya da bir kafeye gideyim bir kahve içeyim, yok yani. Bugün çok özür diliyorum, yemek yiyelim dedik. En son herhalde geçen sene yemiştim döner. Hani yiyemediğimden değil, istemediğimden değil, dedim ki hani gidelim bir yiyelim. İlk defa fiyat listesini gördüm. 240 TL'ydi. Aman Allah'ım. Çok geçirdim. Böyle baktım ve ben biraz açık sözlüyüm. Hani içimdekini biraz şeye çıkartıyorum. Hani dış sesli konuşuyorum. Şey dedi ki, garson dedi ki ya fiyatlar dedi çok ucuz dedi ya. Bizde ucuz dedi yani. Hani gittiğim böyle sıradan, hani çok özür diliyorum yanlış anlamasın esnaf da. Hani böyle bir yere gitmedim yani, ismi olan bir yere, evet, gittim. Ya yani iki kişi 560 TL hesap ödedik. Bugün de sorumuz oydu sahiden. Ne? Dışarıda Adana mı çok yiyorsunuz yoksa Urfa kebap? Ya vallahi ben et çok seviyorum. Kebap çok seviyorum. Maşallah hiç belli etmiyorsunuz yediğinizi. Şu an 40 kiloyum. Yiyorum ama bilmiyorum gerçekten. Kebap çok seviyorum. Adana, Urfa, evet, Kanat. Çok seviyorum. Belediye seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz? Belediye seçimlerinde ben oy kullanmıyorum. Niçin? Kullanmak istemiyorum. Saçma geliyor size. Ya şöyle, saçma gelmiyor aslında. Ya hepsinin aslında vaatleri aynı. Aslında işte konuşuyorlar ama herkes işte o koltuğa oturduğu zaman kendi menfaatlerinin üzerine yürüdükleri için açıkçası ben oyumu kullanmıyorum. Geçen seçimde de oyumu kullandım. Kullandım. Ama kime verdiğimi söylemek öyle istemiyorum. Ama şey, AK Partili değilim, öyle söyleyeyim. Değil. Allah korusun yani. Allah korusun. Allah veterinden korusun. Efendim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ama. Kibarsınız. Ben teşekkür ederim ama konuşma olmadı ya. Ben evime gidecektim yani gerçekten. Olsun.